Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Clash of Clans köy inceleme videolarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar her hafta muhtemelen köy inceleme videosu gelecek. Sizler de köyünüzün incelenmesini istiyorsanız köy inceleme videolarının altına köyünüzün ID'sini bırakmanız yeterli olacaktır. Köyümün ID'sini bilmiyorum diyen arkadaşlar için hemen kısaca bir göstereyim arkadaşlar. Hemen profilinize yani level kısmınızın yazdığı yere tıklarsanız arkadaşlar şurada kopyala sekmesini yazdığını göreceksiniz. Hani şu alttaki zaten kod sizin ID kodunuz arkadaşlar. Bu kodu yazan arkadaş direkt sizin köyünüzü bulabilecek. Size buradan kopyalayıp direkt videonun altındaki yorum kısmına belirtirseniz en azından direkt köyünüzü bulmuş ve inceleme fırsatı bulmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi ilk video olacağı için arkadaşlar ben belirli başlı bir liste oluşturdum. Bu listeden devam edeceğiz. Yani şu şekilde klan klan gezip her klandan bir kişiyi ekledim yani listeye. Hem bir de düşük seviye klanları ekledim ki en azından arkadaşların da klanı gözükmüş olsun. Klanların bir nevi reklamı olmuş olsun. Yani klanlarını geliştirebilmesi açısından bu şekilde bir yardımda bulunmuş olalım diye ilk videoda bu şekilde bir karar aldım. Buna saygı duyanlar oldu. Sağ olsunlar. Hepsinin listesini aldık. Buyurun videomuza geçelim arkadaşlar. Yayınlamaya başlayalım. Köylerimizi inceleyelim. Elimizden geldiği kadar yorumlamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi ben oluşturduğum listeden başından başlıyorum. Şimdi hemen başlayalım. İlk arkadaşımız Mikail. Mikail 75 seviyesin. Kahramanlar Barbar Kral'ın iyi düzeyde. Askerlerin iyi düzeyde. Ejder 4'e basılmıyor diye biliyorum. Güzel. Fullemişsin. Yıldırım büyülerini fullemişsin. Köy binana göre yıldırımı full. Şifadan emin değilim. Şifan full olmayabilir. Neden gitti ya birden? Kapattık mı? Hemen tekrar gelelim. Genel itibariyle büyülerin de güzel durumda. Bir ziyaret edelim. Köyün ne durumda peki? Mikail duvarların full seviye. Belediye binana göre. Her şeyi basmış mısın ki? İksir toplayıcılarını basmışsın diye bakıyorum. Mikael genel itibarla her şeyi basmışsın. Ben yanılmıyorsam bu köyü belediye binana göre full seviyede görüyorum şu an. Laboratuvarın çalışıyor. Muhtemelen yükseltmen gereken askerler var. Onlarla uğraşıyorsun. Mikael her şeyi basmışsın kardeşim. Çok güzel durumdasın. Fullemişsin her şeyi. Belediye binanı da basabilecek duruma gelmişsin. Hayırlı olsun diyelim. 9. seviye belediye binasına geçebilirsin sen. Hiç vakit kaybetmeden geçmeni tavsiye ederim. Hemen ikinci bir köyümüze geçelim. Unix Pek Tet Spreil. Spreil. Köşe başı. Bizim klandan. Mert arkadaşımız. Abi benim de köyümü incele dedi. Mert çok sevgiyle selamlıyorum seni. Bizim klandan seni yazdık. Mert kahramanları fullemişsin. Askerler full. Yani ben neyini yorumlayayım ki bu köyün? Bas şu yarasalarını da bas fulle. Kuşatma makinelerini de çok iyi düzeyde. Yani yorumlanacak pek de bir şey yok aslında. Mert duvarların çok kötü. Bunu belirtelim yani duvarlar çok vasat kardeşim. Parası neyse verelim. Git şu duvarlarını bas yani. Yani genel itibariyle her şeyi basmışsın kardeşim. Çok tebrik ediyorum. Yani arada bir şu köyüne gir de şu köyüne baskın yapılan malzemeler bir ayağa kaldır. Onun haricinde köy seviyeni de artık 13'e çekebilirsin. Gerçi çekme ya. Sen önce şu duvarların hepsini bir fulle. Ondan sonra belediye binasını yükseltme düşünülebilir yani. Sevgiyle selamlıyorum kardeşim seni de. Kahraman. YouTube CG Köse. Yani bizim Junior hesabın olduğu klan. Klan aktif değil bu arada arkadaşlar. Öyle bir iki hesap bulunuyor sadece. Bu arkadaşımız da aktif bir arkadaş değildi. Köyünü belirtmiş yalnız ama kahramanları orta düzeyde. Askerler yani yeni geçip bırakmış gibi. İksirler de aynı şekilde. O kadar
üst düzeyde değil. Ziyaret etmeye de pek gerek yok. Afrika bir köy zaten. Saldırı yemiş hala. Askerler ölüm bulunuyor. İşaretçilerin hepsi yatıyor. İksir toplayıcılar kadar hepsi full. Yalnız toplayan yok. Afrika bir köy. İncelemenin de pek bir mantığı yok aslında. Gerçi şu arkadaş köyü verelim. Bizden rica etti. Köyü vereyim abi. Bir ilgilenebilir misin? O köyden adam olur mu gibisinden. Olabilir. Onunla bir sıkı şöyle 2-3 ay ilgilenebilirsek o köy adam olur kardeşim. Yakında onu seninle bir görüşeyim. Tekrar o köye de bir el atabiliriz. Derdest. Klan yok. Ya kardeşim AFK köyleri yazmanın hiçbir mantığı yok yani. Yani seviyene göre ejderin full diyebiliyorum. Büyüler orta düzeyde. Askerler de orta düzeydeki her şey. Kahramanlar da aynı. Yükseltmen gereken hala altın depon altı seviye kardeşim. Afrika bir köy yani şimdi bunu Afrika köyleri inanın yorumlamak istemiyorum yani. İnşaatçıların hepsi yatıyor. Altın depon daha altı seviye. Yükseltmen gereken savunma birlikleri var. Dışarıda büyücü kulem var. Geçiyorum çok vasat durumda. Sıradakine geçelim. Katliam. Çevik Türkler klanından. 18 seviye klan çok iyi. 530 klan savaşından kazandığın yıldız var. Belediye binana göre aslında o kadar iyi değil diye düşünüyorum. Daha da yüksek olabilirdi. Ama kahramanların full. Yani kahramanlar çok iyi yükselmişsin. Askerler de çok iyi. Askeri de çok iyi düzeye yükseltmişsin. Yani belediye binana göre çok mükemmel. Yara sayı 4'e çekmişsin. İksirlerin de çok iyi düzeyde. Muhtemelen sen fazla klan savaşı sevmiyor olabilirsin. Ondan dolayı katılmamıştın diye düşünüyorum. Çok iyi. Sen duvarların da birçoğunu basmışsın. 12 seviyeyi. İnşaatçılar çok iyi savunmalara yönelik. Sen çok iyi. Tamam sistemi tutturmuşsun sen. Bu şekilde savunmalarını da fulleyip duvarlarına daha çok yönelebilirsin. Tebrik ediyorum. Hemen geçiyorum. Murat Ay Yıldız klanından 4 seviye bir klan. Askerler yani kahramanlar düşük. Askerler ideal. Kardeşim şifaya neden basmamışsın ki? Sen hiç kara saldırısı yapmıyor musun? Şifanı yükselt, deprem büyünü yükselt. Bunlara acilen önem ver. Bunlara hemen yükseltmen lazım. Dondurma büyüsü çok önemli. Bunları yükselt. Of, senin duvarlar da çok vasat durumda. Aynı şekilde savunma binalarının da. Sen Afrika kalma kardeşim. İnşaatçılarını bir dakika durdurma. Ama çok iyi yapmışsın. Hani tüm inşaatçıların en azından savunma binalarına çalışıyor. Yani o savunmaların hepsi tek tek biter diye düşünüyorum. Bir inşaatçını boşta bırakıp sürekli ganimet kasıp sürekli de duvarları yükseltmeni öneririm kardeşim. Bu şekilde devam edebilirsin. Köy düzenin biraz garibime gitti. Bu şekilde olmamasını tavsiye ederim. Yani biraz daha farklı köy düzenlerine bakmanı öneririm. Geçiyorum. Hemen sıradaki arkadaşımız M. Aliço. Azerbaycan klanından 13 seviye bir klan. 526 klan savaşı puan yıldızım varmış. Köy binana göre düşük diye düşünüyorum. Kahramanların köy binana göre düşük. Askerlerin ideal. Buz golem neden açık değil? Yeti bile açık değil. Yara sayı fullemişsin. Kuşatma makinesi. Zeplin çok önemli ya. Benim yanımda Zeplin önemli. Zeplin neden yükseltmemiştim bilmiyorum ama bir an önce yönelmeni öneririm. Hemen köyüne girelim. Of of of. Ya 12 seviye köy binam var kardeşim. Duvar hiç yok. Savunmalar çok vasat durumda. Saldırı yemişsin. Askerler orada kalmış. Yetiyle beraber bir birlik oluşturmuşsun. Saldırı yapacaksın muhtemelen. Bir an önce savunmalarını fulleyip duvarlarını fullemeni öneririm kardeşim. Kahramanları es geçme. Kahramanlara özen göster. Kahramanların da fullenmesi lazım. Hemen geçelim sıradaki arkadaşımıza. Evet.
Komando Kurset klanına 7 seviye köy binasıyla 239 klan savaşı yıldızı 15-16 az kahramanlar. Güzel kardeşim. Kahramanların ideal seviyede. Okçuna daha çok özen gösterip direkt okçunu full'e çekmeni öneririm. Okçun full olsun. Ejderin iyi. Muhtemelen zaten bu binalarda hava savunması, yani hava saldırısı çok önemli. Hava saldırısıyla saldırıyorsundur. Genel itibariyle zaten onlarla saldırdığın yerde diğer askerlerin de full'le direkt. Köyünü basmadan önce depremdir, hızdır, dondurmadır vesaire, bunları hemen daha full'e çek, full'e çekmeye çalış. Hemen köyüne girelim. X-ray 3. Tamam, X-ray'ler güzel. Toplar da iyi. Çift topa geçmişsin. Çok iyi. Genel itibariyle güzel. Duvarları da basmışsın. Çok beğendim. Dediğim gibi askerler konusunda biraz özen gösterirsen köyün çok güzel durumda. Devam etmeni öneriyorum. Öneriyorum. Burada sıkıntımız yok. Hemen geçiyorum. Sıradaki arkadaşımız Karahan. 194 seviye. Çok iyi. Türkiye Fire klanından 1203 klan savaşı yıldızım var. Çok iyi. Kahramanlarını çok iyi basmışsın. Yükseltmeye devam etmen lazım. Elektronu full'e çekmeni öneririm. Yarasayı açmamışsın. Yarasayı açıp full'e yakın çekmen lazım. Kuşatma makinelerin yok. Yani bir tanesi var, diğerleri yok. Onları hemen full'lemen lazım. Onun haricinde diğerleri ideal durumda diye görüyorum. Hemen ziyaret ediyorum köyü. Güzel. Duvarların çok iyi durumda. İnşaatçını bir cehennem kulesine göndermişsin. Tamam, bunu fullemişsin. 12 seviyesi daha var. Biri yükseliyor, bir seviye hemen atarsın. Hiç bekletme onu. Kartal topun. Kartal topunu 3 yapabiliyorsun diye biliyorum. Kartal topunu bekletme. Direkt bas. X-ray'in 5. 5. Topların güzel. Okçun iyi. Diğer okçun nerede? 14. 14. Güzel. Kışlaların ne durumda? 7. Kışlayı basmışsın. 12. Niye 12? Bas. Bekletme. İnşaatçıların bak iki tanesi yatıyor. Hiç durdurmamanı öneririm. Direkt yönlendir. Bol bol ganimet kasıp onu fullemen lazım. Karahanlı'ya ayrı bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Çok samimi bir sıcak bir muhabbetimiz oldu. Klanına gidip iyi ağırladı sağ olsun. Boşta klan arayan arkadaşlar, Türkiye Fire klanını şu şekilde tekrar bir göstermiş olayım. Türkiye Fire diye yazılıyor arkadaşlar. Kodu da buradadır. Hemen arkadaşlar destek amaçlı gidip klan arayan arkadaşlar, sıcak bir muhabbeti olan arkadaşlar destek alabilir. Buradan da arkadaşlar çok selam söylüyorum. Pirat, Türkiye'm klanından 2 seviye klan. Az güzel kahramanları yükseltmeye devam et. 4 seviye güzel ejderini yükseltmişsin. Diğer askerlere de biraz özen göstermeni öneriyorum. Güzel. Büyülerini de basmışsın. Yalnız deprem büyünün çok düşük seviyede. Deprem büyünü fullemeye çalış. Hemen ziyaret edelim. 473 klan savaş yıldızım vardı. İdeal aslında. Güzel. Hani ben normalde 10 seviye belediye binası üzerindeki arkadaşlardan minimum klan savaş yıldızını 500 üzeri bekliyorum arkadaşlar. Hani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama 500 üzeri olması lazım diye düşünüyorum ben. Onu da belirtmiş olalım. Hemen diğer arkadaşa geçiyorum. Pardon. Şuradan gireceğiz. Yörükoğlu. Muhtemelen Yörükoğlu yazmak istemiştir diye düşünüyorum arkadaş. Ay Yıldız klanından. 1748 klan savaş yıldızı. Çok mükemmel. Of, askerlerin hepsi full hemen hemen. Kahramanlar da full. Barbara biraz ikinci plana atmış olabilir. Çok güzel. X'ler de full. 235 seviye. Of of of, duvarlar da full. Kardeşim bizim seni yorumlamamıza gerek yok yani. Sen bayağı kendini yorumlayabilirsin diye düşünüyorum.
Klanındaki arkadaşlara çok selam söylüyorum. Hemen geçiyorum. Sefa, köy klanından 2 seviye klan. 15'e 20. İdeal kahramanlar. Askerlerin de güzel durumda. Evet, depremi fullemen lazım. Depremi önemseyin arkadaşlar. Depremi neden önemsemiyorsunuz anlamıyorum ama kara saldırılarında hayat kurtarıyor resmen. Depreminizi fulleyin. Duvarları basmaya çalışmışsın fulle yakın. Savunmaların 7 seviye 7. Tamam güzel. X-raylarına yönelmişsin. Cehennem kulelerini basmışsın. Çok iyi. Hemen şunu da yükseltmen lazım. Bir inşaatçı da şuna gönder. X-ray'in bir seviye daha yükseliyor diyebiliyorum. Yükselmiyorsa da ideal düzeyde. Çok iyi. Tamamdır Sefa. Güzel köyüm var. Seni de tebrik edip diğer arkadaşımıza geçelim. Hafız İsmail. Direkt aklıma gelen aslında arkadaşlar Hafız İsmail oldu. İnşallah hafızdır yani. Tabi herkese nasip olur inşallah. 23'e 22 kahramanlar. Askerler çok iyi düzeyde. Oo. Senin büyülerin güzel güzel de deprem sende de zayıf ve sende iyileştirme de zayıf. Benim için iyileştirme, öfke, deprem çok önemli arkadaşlar. Bunları önemseyin ya. Önemsemenizi rica ediyorum. Çok iyi birliklerdir. Şimdi duvarların güzel. Hatta eksik duvarlar var. Onları da bir an önce basmanı öneriyorum. Hemen şunları da 11 seviye çekmeni öneriyorum. Oo, senin cehennem kuleleri çok düşük. Cehennem kulelerini hemen asker yönlendir. Pardon, inşaatçı yönlendir. Boş durdurmamanı öneririm. Onun haricinde bu şekilde köyü hemen savunmalarını toparlayıp duvarlarını fule çekip askerlerini de, hatta sen büyüleri hiç zaten bekletme, büyülerini fule çekmeye çalış. Büyüler senin için şu an daha hayati önem taşıyor yani. Onu belirtmiş olalım. Hemen geçelim. Şehzade. Eternal klanından 1669 yıldızlı. Of çok güzel. Kahramanlar çok iyi düzeyde. Askerler çok iyi düzeyde. Arkadaş büyüye de önem göstermiş. Yalnız bu arkadaş da depreme önem göstermemiş. Yarasayı hemen fullemeni öneririm. Yetiyi yükseltmeye bak. İksirler güzel. Kuşatma makinelerinin seviyesini yükseltmeye bak arkadaşım. Zaten kahramanları da yükseltiyorsun. Yusuf. Aynen Yusuf yazmışsın. Köyü Afrika'ya mı çekmişsin acaba? Her şey ortada. Yani Yusuf, başarılar diliyorum. Kardeşim. Hemen sıradaki arkadaşa geçelim. Karakuş. Kaleş Elbistan. Elbistan bildiğim kadarıyla Kahramanmaraş'ın ilçesi diyebiliyorum. Hatta bazen bunun çok muhabbeti dönüyordu. Elbistan. Ülke sanan var ya, Elbistan'ın ülke sanan var diye biliyorum yani. Arkadaşlar Elbistan Kahramanmaraş'ın ilçesi. Bizzat gidip gördüm yani. Kahramanların iyi düzeyde, askerler çok iyi. Yetiyi açmamışsın. Yetiyi hemen açman lazım. Buz golemini yükseltmeni öneriyorum. Büyülerin güzel durumda. Kuşatma makinelerinin seviye alması lazım. Gözüme çarpan direkt bunlar. 444 yıldızın vardı. Çok düşük köy binana göre. Duvarların yükselmesi lazım. Köy binana göre duvarların da vasat durumda. İçlerin boş durmaması lazım. Yatıyorlar. Buna özen göstermen lazım. Hemen savunmalarını fulleyip büyülerini fullemen lazım. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Ve son arkadaşımıza bakalım. Di Difernis. Difernanç. Öyle bir şey. Eternal. Eternal'den ikinci arkadaş mı oldu ya? Aynen, Eternal'den ikinci arkadaş oldu diyebiliyorum. 566 klan yıldızım var. Ben düşük olduğunu düşünüyorum. Kahramanların güzel, askerlerin güzel durumda. Senin de depremin düşük. Yarasan çok düşük. Kuşatmaların çok iyi. Bunları belirttikten sonra bir ziyaret edelim. Duvarların çok iyi. Yani sen cidden en önemli aşamayı açmışsın. Duvarları basman çok iyi olmuş.
Seni de bu konuda tebrik ediyorum. Zaten kahramanlar falan da fullersin. Olayı kapatmış olursun sen de. Arkadaşlar, tüm elimdeki listeyi incelemiş olduk. Sizler de köyünüzün incelenmesini istiyorsanız bu videonun altına direkt köy ID'nizi bırakmanız yeterli olacaktır. Bu seri devam edecek arkadaşlar. Her hafta mutlaka gelmeye çalışacak. Sizler mutlaka köy ID'nizi her zaman videonun altında belirtmiş olun. Harici olarak zaten belirtmek istediğiniz yorumlar varsa yorumlarda da yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.